Maaşı tartışmaları bir kez daha sizlerin karşısındayız. Bugün günlerden salı ve takvimde bize tarih olarak 21 Aralık'ı göstermekte. Yine stüdyomuzda her salı olduğu gibi sevgili Özdemir Toker'le birlikteyiz. Günaydın sevgili Özdemir. Günaydın. Günaydın. Günaydın sevgili Baykan. Günaydın sevgili Aziz. Evet, değişik bir salı gününe başladık. Neresi değişik? Yine kur hareketlenmesi var ama bu kez aşağıya doğru dikey bir düşüş var. Herhalde oradan başlarız değil mi? Başlarız. Oraya gelmeden önce ama dilersen şeyden başlayalım. Bugün 21 Aralık özel bir gün. Evet. Kıbrıs Türk halkı bu adada var olabilmek için tırnaklarını bu topraklara geçirip bu topraklarda kök salmak için yıllarca, yüzyıllarca mücadele etti. Bu mücadelelerin aslında Topkök'ün bir ismidir 21 Aralık. Dolayısıyla bugünlere gelmemize katkı sağlayan mücadeleleriyle, ortaya koydukları dirençle bizim bugünleri yaşamamıza katkı sağlayan bütün şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Aramızdan ayrılmış bütün gazileri saygıyla anıyorum. Hayatta olanlara sevgi, saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Netice itibariyle bir toplumun varlığı bu tarz mücadelelerle mümkün olabilir. Geçmiş dönemlerde yaşanan kötü, hiç yaşamaması gereken pek çok olay yaşanmıştır. Hiçbir toplumun yüzleşmek zorunda kalmak istemediği, yaşamak zorunda kalmak istemediği, o acıları çekmek zorunda kalmak istemediği acılar ve olaylarla yüzleşmiştir Kıbrıs Türk halkı. Dün de zaten bu acılardan bir tanesinin defin töreni veya kimlik tespit töreni yapıldı. Bu da bir delil olarak, bir ispat olarak bir kez daha böyle şeylerin yaşanmaması adına kötü bir örnek olarak ortada duruyor. Umuyorum şu anda Kıbrıs adasında ve bundan sonra gelecekte buna benzer hiçbir olay yaşanmaz. Hiçbir kan dökülmez. Hiç kimse durduk yere sadece kimliğinden ötürü, dininden ötürü, ırkından ötürü buna benzer mezalimler yaşamak zorunda kalmaz. Tekrardan bütün şehitlerimizi de anmak istiyorum burada 21 Aralık adına. Bugün yanılmıyorsam törenler de düzenlenecek. Evet, anma törenleri var. Orada da pek çok konuşmalar yapılacak. Geleneksel konuşmaların da ötesinde bunların bir kez daha yaşanmaması adına, bunlarla bir kez daha yüzleşmemek adına neler yapılması gerektiğinin hatırlatılması anlamında buna benzer günler son derece önemlidir. Ne kadar kötü şeylerin yaşandığını ve onların yaşanmaması için aslında ne gibi şeylerin yapılması gerektiğini de hatırlatıcı özelliği vardır. Bir de en başında söylemiş olduğum gibi bugünlere gelmemize katkı sağlayan bu dirençti, bu direnişti. Hemen hemen bütün milletlerin tarihlerinde, bütün devletlerin tarihlerinde buna benzer zorlu süreçler, insanların kendi canlarından vatanları için veya yurttaşları için, aynı topluluk içerisinde yaşadığı başka halklar için canlarını ortaya koyarak mücadele ettikleri mutlaka bir tarihsel süreç vardır. Bizim de bu dönemdi. Umarım bir daha böyle sıkıntılı günler yaşamak zorunda kalmayız. Bu adanın hiçbir tarafında yaşamak zorunda kalmaz. Şükürler olsun ki çok uzun yıllardır açıkçası bu coğrafyada belki de kan dökülmeyen tek yeriz. Yani Türkiye'den tutun aşağıya doğru inin, Suriye, İsrail, Orta Doğu, bütün Orta Doğu ülkelerine bakın. Her tarafta bir şekilde kan durmuyor. Savaşlar bitmiyor. Mezalimler bitmiyor. Durduk yere canından olan insanlar var. Kötü günler yaşıyor. Bu ateşten çember. Şükürler olsun ki 1974 sonrası ülkemiz böylesi olaylarla bir kez daha yüzleşmedi. Bunun da kıymetini bilmek lazım açıkçası diyorum. Ve yeniden bütün şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, hürmetle anıyorum.
Ben de katılıyorum aslında. En önemli noktalardan birisi, sen de altını çizdin aslında defalarca, bir kez daha bunların yaşanmaması için ders alınması, ibret alınması gereken, hatırlanması gereken olaylardır. O yüzden anarken de bunu söylemekte çok büyük fayda var. Biz de bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Evet, sevgili Baykan. Ardından diğer gündeme geçelim. Döviz. Döviz. Evet. Dövizde dün akşam yaşananlar, bugüne yansımaları ve bunun suni olup olmadığı tartışmalarına gelelim. Ben bir ekonomist değilim. Her şeyden önce bunu bir noktaya koyalım ama ekonomi hepimizin yaşamının bir parçası. Dolayısıyla en nihayetinde kendi hissettiklerimizi bile anlatsak netice itibariyle ekonomi konuşmak zorunda kalıyoruz. Ama benim sahamı ilgilendiren başka bir özelliği var şu anda yaşananların. Zira bu ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkarmış olduğu bir ekonomik kriz değil. Bu aynı zamanda siyasetin ortaya koymuş olduğu ekonomik bir politikanın, ekonomik bir tavrın da beslediği ve ortaya çıkardığı, bir kelimeyle 10 puan yükselen dövizleri yaşadığımız gibi bir cümleyle 10 puan düşüşlerin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Demek ki burada yaşananlar salt ekonomik parametreler içerisinde açıklanacak bir şey değil. İşi bir miktar da siyaseten ele almak lazım. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetimi haliyle Türkiye Cumhuriyeti'ni şu anda yöneten iktidarın faizler konusunda ve ekonominin gidişatı konusunda ortaya koymuş olduğu, dünyada çok da fazla örneği görülmemiş, dünyada çok da fazla uygulanmayan yeni bir model var. Ve bu yeni model açıklandığı günden beridir, ortaya çıktığı günden beridir, buna benzer her yapılan açıklama veya ortaya konan her duruş döviz üzerinde ciddi dalgalanmalara sebep oluyor. Şimdi bir ülkede paranın değer kazanıp değer kaybetmemesini sağlayan unsurlar, ekonomik unsurlar başka şeylerdir. Bir de bir cümleyle eğer bir saat içerisinde, üç saat içerisinde %20 değer kazanıyorsa bir döviz cinsi ve aynı bir ay sonra yapılan bir cümleyle 15 puan, 20 puan, 30 puan hatta 50 puan gerilere düşebiliyorsa bunu farklı türde ele almakta yarar var. İşin özü şudur. Bütün dünya ülkelerinde ekonomi istikrar ister. Yükselmesi de zarar vericidir. Düşmesi de zarar vericidir. İnsanlar pound'un 30 TL olduğunu bilerek ve 5 sene 30'da kalacağını bilerek hayatlarını bir şekilde, istikrarlı bir şekilde yürütmeye çalışabilirler. Ona göre gelir kapıları ararlar, ona göre yeni işler kurgularlar, o masrafları ortaya çıkaracak geliri elde ederler ve bir şekilde yaşamaya devam ederler. Ama siz sabah yattığınız zaman pound 10 liraysa, ertesi sabah kalktığınız zaman 30 liraysa, bir gün sabah uyandığınız zaman yeniden onu 15 lira buluyorsanız burada bir ciddi bir sıkıntı vardır. Ve bu ekonomik istikrarsızlığın net, en temel, en somut göstergesidir. Ekonomik istikrarın olmadığı, siyasi istikrarın olmadığı hiçbir ülkede ekonominin unsurları düzgün çalışamaz. Sanayi düzgün çalışamaz. Örneğin siz ihracat yapıyorsunuz, TL bazlı bir hesap yapmışsınız. Çünkü Türkiye'de çalışıyorsunuz, Türkiye'de maliyetleriniz var. A cinsi ürün kullanıyorsunuz, B malzemeyi kullanıyorsunuz, C malzemeyi kullanıyorsunuz. Bunun bedeli 13 TL. 1 pound'a satacaksınız, pound'da 20 TL. Arada 7 TL'lik bir kar var değil mi? Şimdi onun navlunu var, eksportu var, osu var, kademesi var. Onu düştüğünüzde belki de 2 TL'ye çalışıyorsunuz aslında siz. Şimdi siz malı yolluyorsunuz. Size ödemesi geldiği an pound 15 lira. 2 lira zarardasınız. Masraflar da yanınıza kalmış. Bu şartlar altında böylesi oynak, böylesi dalgalı, bu şekilde dalgalı. Dalgalı kur politikası her zaman vardır ama dalgalanma %1'in altında, belki de %0.5'in dahi altında, hatta %0.25'in altında ki bir arada arz talep dengesine göre değişen bir şeydir. Çok keskin yükseliş vardı. %50 değer kaybeder mi bir ülkenin parası? Şimdi bunun bir Türkiye yansımaları var.
Türkiye'ye kazandırdıkları, kaybettirdikleri var. Türkiye'ye kazandırdığı hiçbir şey yok bunun. Türkiye'de sadece belli bir gruba, belli bir grup kazanmıştır bu işten. Geriye kalan herkes kaybetmiştir. Kimler kaybetmiştir? Yüksek düzeyde dövizden TL'sini bozdurup taksitini ödemek zorunda olan kaybetmiştir. Ev borcunu ödemek zorunda kalan ve o süreç içerisinde ödemek zorunda kalan herkes kaybetmiştir. Yeni arabasını alıp taksit öderken o yüksek kurla yüzleşen kaybetmiştir. Aman TL eriyor, paramı bir miktar dövizde değerlendireyim diyenler bugün yüksek yarı kurdan, yarıya yüksek kurdan alıp, yarı yarıya ikinci kez fakirlemiştir. Yani hem yükselirken fakirleşmiştir, hem düştüğü için fakirleşmiştir. Evet. Böyle bir düzen olamaz. Böyle bir ekonomik düzen sürdürülebilir bir düzen değildir. İstikrar derhal sağlanmalıdır ve bu böyle bir kaç haftalık sürecek bir iş de değildir. Dövizin yükselmesiyle birlikte ülkemizde Türkiye oranla fiyatlar iki katı artmıştır. Döviz %50 yükselmiştir. Ülkemizdeki fiyatlar %100 artmıştır. Yarın görün, %100 artırılan hiçbir fiyat geriye alınmayacaktır. Bu bir enflasyondur. Bu bir alım gücü düşüşüdür. Bu bir gelir daralmasıdır. Bu bir piyasa daralmasına yol açacaktır. Düşünün, döviz geliriniz yok şu anda. O oynuyor, sürekli kaybediyorsunuz. Faiz normal olması gereken aslında enflasyon kriterlerine göre uygun değil. Oradan da bir kazanç elde edemiyorsunuz, paranızı koruyamıyorsunuz. Nasıl koruyacaksınız paranızı? Bir bankanın asli görevi nedir? Ekonomide neden siz teslim edersiniz bir bankaya paranızı? Koruması için. Koruması için. Hangi koşullarda korur? Faiz verir, değerini korur. Enflasyon. Kasaya koyar, hırsızdan korur. Evet. Buna benzer riskli ortamlardan korur. Yatırım yapar, size para kazandırır değil mi? Bu koşulların hiçbiri gerçekleşmiyor. Siz TL tutuyorsunuz, dolar yükseldiği için kaybediyorsunuz. Dolar düşüyor, doları dolara yatırım yaptığınız için kaybediyorsunuz. Böyle, bu sürdürülebilir bir şey değildir. Yetmedi, piyasada oluşan, zamlarla oluşan, bütün hayat pahalılığı da orada duracak, göreceksiniz. Çünkü güven yok ya, acaba kelimesi var ya, acaba yeniden bu dolar, bu pound, bu euro yükselebilir. Dolayısıyla ben gardımı o seviyelerde tutayım, ben gardımı alayım, o malın fiyatını koruyayım diyenler o malları ucuzlatmayacaklar. Şimdi dolardan, dövizden kazanamıyorsunuz, TL'den kazanamıyorsunuz. Fiyatlar iki katına çıkmış durumda. Sizin geliriniz sabit. Buna can dayanmaz değil ekonomi. Bu sürdürülebilir bir şey değildir. Dolayısıyla istikrarlı bir ekonomi ve finans politikasına geçmek zorundadır TL'yi yönetenler. Bizim bu konuda bir şansımız var mı? Yok. Elimizde herhangi bir enstrüman var mı? Yok. Nasıl oldu döviz düştü? Sayın Cumhurbaşkanı çıkıp dedi ki bankada bulunan mevduatlarınıza TL mevduatlarına eğer bir değer kaybı yaşanırsa fazladan dövizde aradaki faizle döviz farkını ben ödeyeceğim dedi. Değil mi? Şimdi biz ne kullanıyoruz? TL. Bizi kapsayacak mı bu? Bizim bankalarımız üzerinde böyle bir güvence var mı? Şu ana kadar. Biz sadece yükselmesinden zarar görüyoruz. Evet. Düşüşünden zarar görüyoruz. Peki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankalarından ve finans sektöründe para bulunduranlar, yani Türkiye bağlantılı bankalardan bahsetmiyorum, KKTC merkezli bankalarda para bulunduranlar, mevduat bulunduranlar bundan yararlanabilecek mi? Peki bundan yararlanamazsa finans sektörümüz çöker, bankalar batacak. Şimdi böyle bir yasal zeminin olmadığı söyleniyor, doğru mu bu? Şimdi böyle bir yasal zemin var veya yok, ben şeye bakarım. Eğer benim TL'mi X banka koruyabiliyorsa, Y banka koruyamıyorsa orada ben Y bankasından paramı çeker, X bankasına yatırırım, koruyabilene yatırırım. Şimdi bu nasıl anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada finans sektöründe bir eşitsizlik oluşabilir mi? Bunların hepsi risk. Biz bunlarla yüzleşeceğiz yarın, bugün belki de veya o koruma kalkanı devreye girdiği zaman. Peki siz aradaki faiz dengesini koruyacaksınız. Bakın enflasyon karşısında hiçbir döviz artışını engelleyemezsiniz. Eğer sizin ülkenizde enflasyon varsa, paranızın değeri düşüyorsa döviz yükselir. Siz buna müdahale ederek belli bir süre sadece ara verebilirsiniz.
belli bir süre onu baskılayabilirsiniz. En nihayetinde o su akar, yolunu bulur. Döviz de fiyatını bulur yani. Şimdi siz aradaki farkı kapatacaksınız banka olarak veya bank devlet olarak. Bunu kapatmak için bütçenizde herhangi bir ekstra koymuş olduğunuz herhangi bir şey yok. Ne yapacaksınız? Para basacaksınız. Peki bir ülkede para basılmaya devam ederse aradaki farkları kapatmak için bu neye sebep olur? Enflasyona sebep. Doğrudan. Evet. Peki bunu topyekün devlet yüklendiği zaman yani bu riski alanlar şimdi eskiden aradaki kur farkı oluşursa veya faizde dolarda artış olursa bu bir kişinin bireysel tercihi halindeydi. Şimdi bunu devlet güvencesine alıp ne kadar tutacaksınız ki? Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla bizim ihtiyaç duyduğumuz en temelinde normal Türk lirası kullanan bütün ülkelerde Türk lirasının orijinal değeri, dünyadaki orijinal değeri, politika değeri değil, finans değeri neyse orada o istikrarın yakalanması. Bunun ötesinde bir şey olamaz. Yoksa ülke hem Türkiye hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni hatta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni iki kat daha fazla sıkıntılı günler bekliyor. Hiçbir şeyden kazanamaz. Elinde bulundurduğu yatırımdan hiçbir şekilde kazanamaz. Noktaya geldi Kıbrıs Türk'ü. TL'si var kaybediyor. Dövizi var kaybediyor. Çarşı aldı başını fiyatlar gidiyor. Memur maaşlarına, asgari ücrete yapılabilecek artışlarla alakalı yine eliniz kolunuz bağlı. Orada imzalanması gereken bazı protokoller var. O protokollerle alakalı hayata geçireceğiniz bazı unsurlar var. Kaynak akışı sizden zaten ekonomi perişan durumda. Bir yerlerden gelmesi lazım. Ortada aslında çok uzun vadede belki o da mümkün görünmeyen bazı projeksiyonlar var ve vatandaşın da aslında siyasetten beklemiş olduğu bir çıkış var. Bu zemini tartışıyor muyuz? Var mı çıkış vatandaşın? Vatandaş bunu talep siyasetçinin ediyor. Siyasetçinin görevi değil mi peki? Siyasetçinin görevi çözüm modellerini ortaya evet, koyuyor. Siyasetçinin en temel görevlerinden bir tanesi elindeki enstrümanlarla, gerçekçi enstrümanlarla, rasyonel akla uygun kullanarak vatandaşın buna benzer ekonomik süreçlerden en az etkilenerek çıkmasını sağlamaktır. Şimdi TL'yi biz basmıyoruz. Dolayısıyla kontrol bizde değil. Dövizin iniş ve çıkışlarını kontrol edebilecek kadar bir dolar rezervimiz veya döviz rezervimiz de bunu da kontrol edemiyoruz. Yapabileceğimiz neler var? Devletin gelirlerinden bir miktar fedakarlık yaparak toplumun dar gelirli kesimlerini bir miktar korumaya çalışmak. Bu bir enstrüman. Yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Bunun yaratacağı başka şeyler de olabilir ama. Nedir bu? Şimdi bir yerden kısıyorsanız aynı zamanda devletin gelirlerinde de bir düşüş sağlıyorsunuz. Dolayısıyla onu yerine koyacak başka enstrümanlar da devreye sokarak o kaybetmiş olduğunuz geliri bir miktar geri toplamanız gerekiyor. Çünkü havadan yatırım gelmiyor. Para da gelmiyor. Bir yerden bir yere veriyorsanız o bir taraftan da onu yerine koymanız lazım. Bu arada iki seçenek var. Ortada da dolanan 3-4 tane alternatif veya söylem var. Bunlardan bir tanesi haliyle TL kullanımına dayalı ortaya çıkan kaybın bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni TL kullanan bir müşteri diye düşünün. Türkiye açısından. Ne diyor? Dolar ve döviz farkından kaynaklanan ne varsa ben ödeyeceğim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de TL kullanıyor. Ve TL kullanımı yüzünden çok ciddi hasarlar almış durumda. Bir kere bunun devletten devlete, bir müşteri anlayışıyla değil elbette onu örnek verdik sadece. Devletten devlete oturup konuşmakta fayda var. Senyoraj vergisi yani, gündeme gelebilir aslında. Bunun adına vergi dememize gerek yok. Çünkü bizim finansal değil Türkiye ama işte bu gibi durumdaki iki devlet arasındaki o işlemin adı bu. Ya da senyoraj anlaşması diyelim. Diyelim. Yani vergi kelimesi yani, evet doğru irite ediyor. Vergi dediğin zaman böyle sıkıntı oluyor. Şimdi bunun bir şekilde kapatılması lazım. Bununla alakalı ne yapılması lazım? Türkiye ile masaya oturup bunun tartışılması, konuşulması, ihtiyaçların net bir şekilde ortaya konması lazım.
tarihte ilk kez brüt asgari ücretten Türkiye asgari ücreti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki asgari ücretin üzerine çıkmıştı. Ve vergiden de muaf tutuyor. Ve düşünün, Türkiye'de domates 1 lira. Bizde 9 burada lira. Burada 5 lira. 9 lira. 10 lira. Evet. Türkiye'de 3 lira. Şimdi bu şartlar altında artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ekonomik bir faaliyette bulunmak, üretmek ve ürettiğini satabileceğini düşünmek bir hayal. Bunun derhal oturtulması lazım. Bunu erken bir şekilde oturtulması lazım. Bir şeyleri konuşuruz. 3-5 yıla da belki bu konuyla alakalı birkaç adım atarız şeklindeki önermelerle bu iş çözülmez. Bugün şimdi dövizin biraz gerilemesiyle bir miktar nefes alacaktır. En azından döviz borcu olan gruplar ama piyasanın %100'lük, %150'yi bulan zamlarıyla almış olduğu maaşla nasıl mücadele edecek? Yani dolayısıyla evet döviz bir miktar taksit miktarlarını düşürdüğü için oradan bir miktar artı yapacak. Ama bu düşüşün tabii bugün. Ama %20, %30 onun da ne olacağı belli değil. Yarın belki başka bir açıklamayla yeniden yükselecek. Çita yükselecek. Şimdi elinizdeki parayla yapmanız lazım. Hükümetin bir kere çok ciddi bir piyasa denetimine başlaması lazım. Fiyatların artırıldığı gibi geri çekildiğini acilen denetlemesi lazım. Vatandaşı alım gücünü artıramıyorsa bu süreç içerisinde, asgari ücretliye zam yapamıyorsa, kamu çalışanlarına artış veremiyorsa ki şöyle bazı söylemler var aslında. Ben buna bir miktar katılırım, bir miktar katılmam. Devletin kaynakları ortaktır ve bütün insanlar içindir. Dolayısıyla sadece bir kesimi değil, her kesimi kucaklayacak, her kesimin ihtiyaçlarını ve her kesimin ihtiyaç duyduğu refah seviyesini kendine sağlayacak adımlar atması lazımdır devletin. Yani sadece kamu kesimini düşünerek değil, aynı zamanda özel sektörü de düşünerek, aynı zamanda özel sektöre istihdam yaratan küçük esnaf, orta ölçekli işletmeler, KOBİ'ler ve sanayi gibi unsurlar da düşünmesi lazım. Değil mi? Bir yelpaze olarak. Aksi takdirde bir grup sürekli bir şekilde kalkınırken diğer grup çöküyor. Ve devlet aslında hepimizin devleti. Bu konuya hemfikirim. Ama iki grup var. Alım yapan ve o üretimi sağlayan. Bunlardan en temeli kamu. Kamu çalışanları, emekliler, sigorta emeklileri. Onların da alım gücünü sürekli baskılayarak üretimi artıramazsınız. Üretimi yerlerde süründürürsünüz. Dolayısıyla ben müşterimin zenginleşmesinden hicap duymam. Benden daha çok şey alacağını hesaplarım. Ama burada çalışanın kazancını, alım gücünü belli bir noktaya kadar yükseltmek lazım. Çünkü eğer yükseltmezseniz o eskiden İki ekmek alırken bir ekmek alacak. İki çikolata alırken bir çikolata alacak. Bu konularda bir miktar böyle sadece hamaset yapmayı bir tarafa bırakmalıyız. Kamu çalışanlarının ve özel sektör çalışanlarının alım gücünün yeniden sağlanması lazım. Bunun yeniden ortaya konması lazım. Son derece önemli. Çünkü eğer onların alım gücü yükseltilmezse onlar da dönüp o sizin küçük işletmelerinizden alışveriş yapamazsa o küçük işletmeleriniz aslında hiç ayakta duramaz. Bu dengenin de iyi ayarlanması lazım diye düşünüyorum. Bunun için gelir artırıcı bir takım önlemlere ihtiyaç duyuyoruz ama bunu şu an tabii önümüzde bir seçim süreci var. Dolayısıyla her siyasi partinin, her siyasinin ana gündemini seçim oluşturduğu kadar ana söylemlerinde ekonomi ağırlıklı cümleleri ya da önerileri ortaya koyduklarını görüyoruz. Ama bu söylediğiniz noktada daha gerçekçi, ayakları yere basan temelde bir tartışma olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da bu politikaları konuştuğumuzu düşünüyor musunuz peki? Sevgili Bakan, ayakları yere basan ve yarın çözüme, bizi çözüme ulaştırabilecek yegane şey bellidir ya. Yani bunu artık gizlemeyelim. Bunu söylemekten de imtina etmeyelim. Gidip Türkiye ile konuşup bu parayı alacağız. Bunu diyen var mı peki? Yani bunu diyen olmalı yani. Şimdi bunun gizlemenin ne manası var? Yani hayal mi kuralım yani şimdi? Tele kullanımından dayalı
Ciddi bir sıkıntımız var. Farkındasınız. Ve bu sıkıntı bizim bütçe dengelerimizi alt üst etmiş durumda. Türkiye'nin elinde enstrüman var. Ekonomiyi yönetebiliyor. İyi veya kötü. Bazen ortaya koyduğu bazı duruşlar doları çıkarıyor. Ama elinde o doları, o dövizi geriye düşürecek bir konuşma enstrümanı dahi var. Gördüğünüz gibi, çıkardığı gibi düşürebilecek gücü de var. Bizim öyle bir durumumuz yok. Bizim öyle bir durumumuz yok. Dolayısıyla nasıl ki kamu maliyemize bir miktar katkı alıyoruz zaten. Gizli değil. Protokollerimizi alıyoruz. Cari harcamalarımızın belli bir bölümünü, yetmez cari harcamalarımızın belli bir bölümünü, yatırım kalemlerimizin tamamına yakınını. Altyapı tabii. Yani altyapı yatırımlarının tamamına yakınını alıyoruz bir şekilde. Böyle bir sistematiğimiz var. Neden? Çünkü biz normal dünya tarafından tanınan, dünyaya açılabilen, dünyayla serbest bir şekilde ticaret yapabilen, üretim koşulları oturmuş, dış ticarette bütün dünyalarla connection kurabilen, stabil bir para birimine sahip, normal bir dünya ülkesi değiliz. Sıkıntılarımız var ve bu sıkıntılarını da dile getiriyoruz. Bu sıkıntıları neden dile getiriyoruz? Diyoruz ki bir çözüm lazım. Çözüm. Çözüm denen şey ne aslında? İşte bu sıkıntıları kabul ediyoruz, bunlar var. Ve bunlardan kurtulabilmek için bir çözüm arıyoruz. Değil mi? Kimisi bunun adına federal çözüm diyor, kimisi iki devletli çözüm diyor, kimisi öyle diyor, böyle diyor. Ama en nihayetinde toplumun %100'ü bir çözüm istiyor. Şeklini tartışmıyorum. Bu çözüm gerçekleşinceye kadar, yani ülkede ekonomik koşullar, finans koşulları, istikrar ve dünya ilişkileri normalleşinceye kadar böyle bir diyalogumuz var bizim Türkiye Cumhuriyeti ile. İster bunun adını ana yavru koyarsınız, isterseniz kardeş koyarsınız, isterseniz iki Türk devleti koyarsınız, isterseniz iki devlet tek millet koyarsınız, adının hiçbir önemi yok. Böyle özel bir ilişkimiz var. Bankacılık, finans sektörümüz Türkiye üzerinden, telekomünikasyon sistemimiz Türkiye üzerinden, uçuşlarımız, iletişimimiz, ulaştırmamız Türkiye üzerinden, kaynaklarımız Türkiye üzerinden. Dolayısıyla burada da özel bir durum var. Yani bir miktar kredi sağlayabileceğimiz dünyada başka hiçbir yer yok. Bize kredi vermeyi taahhüt eden yer yok. Bizi devlet olarak tanıyarak borçlandıracak hiçbir taraf yok. İşte bu koşullar içerisinde rasyonel yarın ne yapılabilir noktasında ortaya koyabileceğim benim cevap bu. Peki ama başka sadece bu, yani kendi üzerimize düşen payla, kendi üzerimize düşen ödevle ilgili de. Ben çok duydum bunları, kendi üzerimize düşen ödevleri. Kendi üzerimize düşen ödevler nedir yani? Vergi artıracaksın. Evet, canı çıkmış adam. Doğrudan, dolaylı her türlü var. Evet. İstihdam. Ama belki tarihin en yüksek gözden geçirilmesi bak, gerektiğini, doğru ekonomi politikaları, vergi politikaları uygulanması gerektiğini savunuyor. Elbette. Ama yarın değil. Ülkede cidden finans ve ekonomi noktasında ve kamu maliyesi noktasında çok büyük bir reforma gidilmesi, kısa, orta ve uzun ölçekli projeksiyonlarla bunun daha yerleştirilmesi, uzun bir projeksiyondur. Bir projeksiyonla yapılması, ülkede bulunan bazı vergisiz sahaların vergilendirilmesi, açıkta bulunan vergi sahalarının ve hizmet sahalarının devletin kontrolü altına alınması gibi pek çok şey yapılabilir ve yapılmalıdır da. Kısa, orta ve uzun vadede ama. Biz yarından bahsediyoruz. Benim cevabım yarınla alakalı. Yarın ne yapacak? Yarın ne yapılmalı? Bugün hatta ne yapılmalı? Benim bahsettiğim bu. Ama elbette ülke kendi kendine çeki düzen vermeli. Elbette vergisini toplamalı. Elbette vergiyi tabana yaymalı. Elbette vergisiz olan sahaları vergilendirmeli. Elbette bu ülkeye yatırım yapacak insanların yatırım koşullarını kolaylaştırarak bu ülkeye daha fazla yatırım gelmesini sağlamalı. Elbette kuzey-güney ilişkileri noktasında karşı tarafın euro kullanımından kaynaklı avantajlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde finansal bir avantaja çevirmenin yollarını aramalı. Ki bunların sürekli yapılması gereken işler. Evet, sürekli yapılması. Bir defalık değil. Bunlar yapılmasını demiyoruz açıkçası. Ama yarın ne yapılır? Bu yapılır yani. Yarın euroya geçilmez. Çok merak ettiğin soru oysa onu söyleme. Yarın euroya geçilmez. Keşke geçebilsek öyle. Yani ben net söyleyebileceğim budur yani. Şimdi Sayın Erdoğan'ın dün akşam açıklamış olduğu
o TL mevduatların kaybını aradaki döviz oranında telafi edilecek uygulamasını aslında acilen bizim burada geçilmesi lazım. Çünkü TL mevduat ülke dışına kayacak. Türkiye bankalarına kayacak. Şube bankalar aracılığıyla. Finans sektörümüz çöker. Ülkede TL mevduat kalmayacak. Elinde TL olmayan bankalar da kimseye kolay cazip fiyatlara TL kredi finans sağlayamayacak. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Evet. Finans sektörümüz risk altında. Eğer bu aynı para birimine ikircikli bir ülkede başka, bir ülkede başka para politikası uygulanır ise ülkemizde finans sektörü çöker. Çökecek. Ha, söyleyeyim. Bundan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bankaları da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan insanlar da faydalanacak. Haliyle. Açıklaması bugün gelmez ise, ki şükürler olsun ki bizim finans reflekslerimiz biraz ağır. Evet. Çok ağır. Bu açıklama geldikten sonra ben televizyonda dinlerken dedim ki eğer bu uygulama sadece bu bankalarda olacak ise benim hemen bütün paramı çekip kendimi korumak için başka bir bankaya aktarmam lazım. Bu çok doğru bir reflekstir. Ama bunu sen yapmıyorsun değil mi? Param normal şartlarda. Param yok, olsa yaparım. E tamam da bu çok önemli bir risk. Ya bu sadece böyle bir şey olamaz. TL mevduatım olsa geçerim hemen. Hiç tereddüt etmem çünkü kaybım yok. Kaybım olmaz. Benim olmaz. Ha, ülke finans çok ciddi krize gider. Doğrudur ama Merkez Bankası'nın derhal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın derhal şunu açıklaması lazım. Aynı para birimini kullandığımız için TL'ye Türkiye'de uygulanacak. Koruma kalkanı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bütün bankalar ve finans kuruluşları için de geçerlidir. Türkiye ne yaptı? Kamu ve özel bankalarda geçerlidir diye hemen arkasına açıklama geldi. Aynı saat içerisinde. Biz var mıyız listede? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na kamu bağlı bankaları, dış banka sistemi içerisinde çalışan burada bankalar da var. Ama buranın mevzuatına göre çalışır onlar. Onları kapsıyorum. Paramı gidip bir Türkiye'nin şube bankası, yani Türkiye Cumhuriyeti Bankası'na deyip gidip İstanbul... Ya o Türkiye'nin Adana şubesindeki bir bankaya yatırırsın, oradan kullanırsın. Evet, İstanbul yani üzerinden mevduat tabii bağlarım. Evet. Ama para burada olmaz artık. Yani fiziki olarak da burada olmaz. Çöker finans sistemi. Ruhu da burada olmaz. Bir de Sayın Erdoğan dün akşam açıkladı bir önemli konu. Az önce sen değindin. İş dünyasına ileri tarihli kur rakamı verecekler. Yani ben bugün malımı sattım 15 ama paramı alacağım da işte 20'lere yükseldi. Buradan maliyeti öyle hesapladığım için zarar edeceğim yok. İleri tarihli kur güvencesi diyeyim artık. Bu TL güvencesinin de nasıl olduğu konuşuluyor açıkçası. Akşam bir miktar bu konuda fikrine güvendiğim birkaç uzmanla görüşme şansım oldu. Paranızı 6 ay TL'de tutarsanız bu koruma kalkanından %50 oranında yararlanabileceksiniz. Paranızı 1 yıl vadeli de tutarsanız %100 yararlanacaksınız. Yani orada da koşullandırılmış bir aslında... Yani günlük kazanç, o spekülasyona yönelik kazançların önüne geçmek için doğru bir karardı. Evet. Evet. Yani 6 aylık sürede tutarsanız, 1 yıllık sürede tutarsanız. Bankacılık ve finans sektörü derhal bence bugün bu konuya bir açıklık getirmeli. Yoksa her şey çok geç olacak. Hatta biz konuşurken bile şu anda çok geç olmuş olabilir. Şu anda dilerseniz şeye bakayım. Kurlara mı? Son duruma bakabilirsiniz. Evet, son duruma bakayım. Şu anda Türkiye'de yani bu yaygın enteresan şeyler oldu. Durum sabah satış yönlü. Sabah saatlerinde biz programa girerken dışarıda muhabbet ederken sevgili Aziz de vardı. Dolar %15. Pound kaçtı? Aziz 10'du galiba değil mi? Pound da 10 değer kaybederek girmişti. Şimdi biz programa girdik 40 dakika sonra. O %15'lik değer kaybı %3'e düştü. Aradaki fark ne? %12. Diğeri de %5'e düştü. Aradaki fark ne? %5. Bu ülkede yıllık faiz ne? 15. Bir yılda kazanacağınız parayı veya kaybedeceğiniz parayı bir saatte 40 dakikalık program aralığında yaşıyoruz. Bu sürdürülebilir değildir yani. Yani taksitinizi akşam üzeri ödemeye giderseniz
%10 daha fazla. Sabah giderseniz %20 daha az. Öder bir ülkede yaşanmaz ki. Yaşayamazsınız yani. Dolayısıyla Türkiye, yani TL'nin kontrolünü elinde bulunduran Türkiye Cumhuriyeti'nin bu konuyla alakalı çok ciddi adımlar atması lazım. Yani buna hadi Kıbrıs'a bir nefes can suyu gönderebilir Türkiye. Yani nüfus olarak belli miktarda halkın, vatandaşın bir miktar alım gücünü artırarak, maaşları ikiye katlayarak bir miktar dayandırabilirsiniz ama 85 milyonluk, 90 milyonluk ülke bu şekilde dayanamaz, yaşayamaz. Ama bizim ülkemizin o çözüm denen şey var ya, o çözüm bağlamında, o çözüm kapsamında uluslararası hukukun bir parçası olmamızla birlikte stabil bir para birimi, bir miktar daha istikrarlı bir para birimini düşünme şansımız o zaman olabilir. Onun ötesinde ihtiyaç duyduğunuz Merkez Bankası'nda tutmanız gereken rezervden tutun da bankacılık ve finans sisteminizin bir şekilde Türkiye üzerinden gerçekleşmesini de araya koyarsanız geriye kalan unsurlar sadece bir temenni olur. Yani bir öneriden öneri olmaz. Temenni olur. Zaten Cumhuriyetçi Türk Partisi geçireceğiz falan demedi. Tartışacağız zemini. Konuşacağız. Masada olacak dedi tam olarak. Masada konuşacağız dedi. Dolayısıyla bu konuyu gündeme getirmişti ya. Konuşacağız. Biz de konuşuyoruz şu anda. Neyi konuşuyoruz? Olamayacağını konuşuyoruz. Yani yarın olmayacağını konuşuyoruz. Aslında biz de Euro'yu konuşuyoruz. Yoksa Euro'yu konuşmak sıkıntı değil. Evet. Euro'ya geçmek sıkıntı. Evet. Euro'ya geçebilmek sıkıntı. Başka bir sabit, stabil para birimine geçebilmek sıkıntı. Yani düşünün, daha kolay bir şey söyleyeyim. Öyle bir hacim varsa ve biz bunu garanti, bu gelirlerimizi garanti altına alabiliyorsak, gelir ve gider dengemizi garanti altına alabiliyorsak ve buna yeter finansman kaynaklarına erişebileceğimizi de düşünüyorsak, Türkiye ile gidip uzlaşıp, oturup, anlaşıp Kıbrıs Türk lirasını basabiliriz. Yok mu dolar? Mesela Amerikan doları var değil mi? Farklı bir değerde. Kanada doları da var. Farklı bir değerde. Avustralya doları da var. Farklı bir değerde. Netice itibariyle hepsi dolar. Ama hepsinin kendi ülkesinin koşullarına göre şekillendirilmiş olduğu bir paritesi var. Bir değeri var. Şimdi bu olabilir mi? Bu bile daha mümkün. Neden? Çünkü o bir tarafta Avrupa Birliği Merkez Bankası'na onay vermesini gerektirecek bir durum değil. En azından ikili münasebetlerle bu işi bir şekilde altyapısını oluşturabilirsiniz. Ama bunun için de şey lazım açıkçası. Merkez Bankası rezervi. Evet. Dolanıma sokacağınız para için rezerv. Uluslararası sahada tanınacak bir kağıt. Her yerde takası olabilecek, gerçekleşebilecek bir şey lazım. Değil mi? Yanılmıyorsam törene giriyoruz. Evet, törene geçiyoruz. Tören başlayacak. Dolayısıyla burada noktalıyoruz. Yavaş yavaş bitirelim. Programı. Atatürk Anısı'nda, pardon, Şehitler Anısı'nda gerçekleşecek tören sevgili izleyiciler. Az sonra ekranınıza gelecek. Evet, sevgili Özdemir, sana teşekkür edelim bu haftalık. Teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim. Haftaya. Önümüzdeki hafta görüşmek lütfen dileğiyle. Takip edin. Bizim Merkez Bankası'nın bu konudaki bugünkü ortaya koyacağı tavrı. Biz de habersiz. Bizi de habersiz bırakmayın. Bayraklar ve Televizyon Kurumu'nun da kuruluş yıl dönümü. Evet. Şimdiden kutlu olsun. Çünkü diğer salıya denk düşerek programımız büyük ihtimalle. Şimdiden onu da kutluyorum. Bütün BRT çalışanlarına, bütün BRT'nin yönetim katılarına, topluma vermiş oldukları hizmetten dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz de sana çok teşekkür ederiz. Sevgi ve saygılarımızla. Teşekkürler. Evet, çok süratle noktalıyoruz. Anma törenini canlı olarak ekranlarınıza getireceğiz. Yarın sabah yeniden birlikte olmak dileğiyle veda edelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.